Herkese merhaba. Bugün yine bir saat tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün size tanıtacağım saat Seiko Sumo ailesine ait bir dalgıç saati. Seiko biliyorsunuz Sumo serisini 2007 yılında piyasaya sürdü. Şu an 3. nesil Seiko Sumo saatleri piyasada. Ben de bu aileye ait Avustralya ve Yeni Zelanda'da piyasaya sürülen limitli 1000 adet bir saati sizinle paylaşacağım. Haydi başlayalım. Evet, kutu açılışına geçelim. Bu arada dostlar, ben bu saati bayağı bir aradım. Limitli bir model olduğu için bayilerin elinde pek kalmamıştı. Gittiğim yere özgün bir saat almak istediğim için de ben de biraz ısrarcı davrandım ve sonunda bir tane buldum. Şimdi isterseniz başlayalım hadi. Şöyle standart bir kutusu var. Bakın şurada limitli olduğunu belirtiyor. Ekstra bir kauçuk kordonla geliyor saatimiz. Güzel, şık bir kordon. Burada da saatimizin kendisi var. Birazdan detaylı bir şekilde tanıtacağız. Onun dışında kutuda işte fazla da bir şey yok başka. Şöyle bir şey var. Seiko Prospect. Bu kadar. Kutumuz bu kadar arkadaşlar. Seiko Prospect ailesine ait Sumo dalgıç saati 2007 yılında piyasaya çıktı biliyorsunuz. X versiyonuyla. Şu an 3. neslini elimde tutuyorum. Sumo adı nereden geliyor diye düşünenler olabilir. Hemen kısaca bilgi vermek istersen. Bakın şu 12 indisi sumocuların kıyafetine benziyor. Bir başka teoride sumocuların dövüşe başlamadan önce duruşları. Bakın çok yapılı bir saat. Fakat bilezik 20 mm. Bu da sumocuların dövüşe başlamadan önce duruşuna benziyor. Hemen şimdi şuraya bir fotoğraf koyuyorum. Siz değerlendirin. Kısaca boyutlarına değinelim saatin. Saat 45 mm çapında. Bu serinin hepsi 45 mm çapında. 52.6 mm uzunluğunda. Lag mesafesi bileziğin 20 mm. Yani kordon bulmakta sıkıntı çekmeyiz. 20 mm en çok bulunabilen kordonlardan. İşte silikon kordon düşünenler alabilir. Zaten anlattığım gibi şöyle de bir tane geliyor yanında. Onun dışında saat çok kalın değil, 12.9 mm kalınlığında. Baktığımız zaman tepeye yine Seiko damgasını vurmamışlar. Safir cam, bezel tek yöne dönüyor ve 120 kez dönüyor. Oldukça rigid, yani geriye gitmiyor. Güzel bir sesi var. Güven veriyor açıkçası bezel. Tabi bu Noosa bölgesini temsil ettiği için bu saat, bakın kadranda şurası açık mavi, burası koyu mavi, şu kısım bezelde siyah, burası mavi. Güzel bir tasarımı var. Açıkçası akrep ve kovan arasındaki kontrast farkı da, yani birisinin beyaz birisinin sarı olması da hoş bir detay. İndislerin üzeri Lumi Bright denilen bir malzeme ile kaplı. Şimdi bakalım gece nasıl görünüyor. Haydi. ...188 gram ağırlığında bir saat bu. Yani kolunuza taktığınızda saat taktığınızı hissedeceksiniz. Bakın benim bileğim kalındır. Şöyle göstereyim size. Benim bileğim kalın olmasına rağmen bileğimi tamamen kapladı. Yani ne demek bu? İnce bileklilerin kolay kolay takabileceği bir saat değil. Saat ben buradayım diyor gerçekten. Bilezik fırçalanmış, bakın. Parlatılmamış, fırçalanmış. Yan taraflar parlatılmış. Bilezik fırçalanmış.
Bezel alüminyum, yani çizilmelere karşı o kadar dayanıklı değil. Seramik olsa daha iyi olurdu. Özellikle böyle limitli saatlerin bezelini bulmak oldukça zor. Mekanizmaya değinecek olursam Seiko 3. nesilde, yani 3. nesil Sumo saatlerde 6R35 in-house bir mekanizmayı kullanıyor. Biliyorsunuz daha önce 6R15'ti. 50 saat güç rezervi vardı. Şimdiki modellerde 70 saat güç rezervi var. Oldukça yeterli. Saniye 3 kez akıyor. 21.600 beat per hour, yani 21.600 beat per hour'da çevirdiğiniz zaman saniyede 3 Hz. Frekansı 3 Hz diyebiliriz. Yani böyle saniye hafif hafif takılabiliyor bu saatlerde. Onu belirtmek lazım. 28.800 olsaydı 4 kez akacaktı. Onu biraz daha hissetmek zor. Şöyle bakalım isterseniz. Bakın. Hafif hafif takılmaları görüyorsunuz değil mi? Bu işte saniyede 3 kez hareket ettiği için böyle hafif hafif takılmalar var. Kadran düz değil. Grand Seiko'da görmeye alıştığımız girintili çıkıntılı bir tasarıma sahip. Belki Nusa bölgesindeki denizdeki dalgaları simgeliyor olabilir bu. Ben öyle düşündüm. Bakın. Çok hoş. 200 metre su geçirmezliği var. Bakın Limited Edition yazıyor arkasında. Bu da kaçıncı saat oldu? 1000 tane limitli. Bende 259. Bakın şöyle Divers Watch. Tepeye yine basmamış damgayı. Bence hata etmiş. Basması gerekirdi diye düşünüyorum. Bilezikte bakın yine şöyle bir ayar yeri var. Hassas ayar yapamıyoruz bunda. Yine ufak bir ekipman kullanarak buradan ayarlayabiliyoruz bunları da. Çift korumalı. Bileğinize taktığınızda şöyle birinci tık. Bakın şurada da ikinci güvenlik emniyeti var. Saatte kullanılan 6R35 mekanizması çok hassas bir mekanizma değil. 24 taşlı ve hassasiyet olarak da Seiko fabrika değeri olarak artı 25, eksi 15 saniye olarak söylüyor. Yani saatiniz 25 saniye ileri gidebilir ya da 15 saniye geri kalabilir bir gün içerisinde. Benim ölçümlerime göre şu an saatim eksi 3 saniye, yani günde 3 saniye geri kalıyor. Bence mükemmel. Kısaca saatin nasıl ayarlandığını da göstermek isterim. Kurma kolunu açtığınızda kendini bırakır zaten. Bakın şuradan vidalı. Böyle kurabilirsiniz saati. Bir konumuna getirdiğinizde günü ayarlarsınız. İki konumuna, şu an ben iki konumuna getirmişim. Hemen saati ayarlıyorum şu an. Bir konumuna getirdiğinizde de şöyle standart bir mekanizma. Evet dostlar, bezelin alüminyum olması, kasanın delikli olması ve 200 metre su geçirmezliğe sahip olması bana göre eksi yönleri. Bu fiyat bandında, yani 700-800 dolar fiyat bandında konuşuyoruz. Kesinlikle seramik bezel artık ve deliksiz kasa. Ne bileyim, bakın şuraya da bir damga, ondan sonracığıma ve 300 metre su geçirmezliği olmazsa olmaz olmalıydı. Bu fiyat bandında tabii ki rekabet kızgın. Neler var? Mesela Tissot C-Star 1000, 80 saat vizörlü, 300 metre su geçirmezliğe sahip bir İsviçre saati, seramik bezelli. Biraz daha fiyatta yukarı çıkarsak mesela Longines Hydroconquest var. Bunlara da bakın derim. Fakat dediğim gibi eğer koleksiyonunuza bir Seiko almak istiyorsanız ve kolunuzda devasa bir dev Sumo taşımak istiyorsanız Seiko Sumo'ya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dostlar, umarım bu kısa videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.